Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Devrimden Darbeye. İsmi şu: Devrimden Darbeye. Alt başlığı şöyle: Müslüman Kardeşlerin İktidar Tecrübesi. Müslüman Kardeşlerin İktidar Tecrübesi. Yazarı Cemal Kazak. Pınar Yayınları'ndan çıkmış bir eser yine. Şöyle kapağını da göstereyim göründüğü kadar. Zaten Muhammed Mursi Rahmetli'nin fotoğraflarından kitabın konusunu da anlamışsınızdır. Devrimden Darbeye özetle, yani özet demek lazım buna çünkü, Müslüman Kardeşlerin kuruluşunu, ondan sonra gelişim sürecini, iktidarı elde edişlerini ve darbeyle düşürüşlerin sürecini anlatıyor. O süreçleri irdeliyor. Çok derinlemesine analizler değil ama yine de özetle süreçte neler yaşandı, neler oldu bilgisi bu kitapta var. Cemal Kazak Hoca kendisi de Mısır'da yaşamış uzun süre. Biyografisinden anlıyoruz. Bakalım alıntılarım neler neler. Alıntıları okurken de üzerine konuşuruz yine. Efendim ilk alıntım 19. sayfada. Şöyle diyor Hasan Ali Benna'nın Müslüman Kardeşlerin, İhvan-ı Müslümin'in kuruluş sürecindeki gayretlerini, çabalarını anlatan bir bölüm. Hasan el-Benna çağındaki sorunlar hususunda sadece fikirler ortaya koymakla kalmamış, savunduklarını hayata geçirmek için sahaya da yönelmiştir. Böylece düşünce ve eylem arasında derin bir bağ kurmuştur. Kendisi bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 3000 Mısır köyünü dolaşmış. Bak işaretlediğim yer burası. Kendisi bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 3000 Mısır köyünü dolaşmış. 3000. Heyetlerle birlikte birçok toplantı düzenlemiştir. Hiç şüphesiz davet ekseninde bu geziler onun toplumun değişik katmanları ile diyalog kurmasını sağlamış, tecrübesini arttırmıştır. Halkın anlayabileceği bir tebliğ ve mücadele yöntemi kullanması, kendisinin onların kalbinde daha kolay yer edinmesini beraberinde getirmiştir. 3000 tane köy dolaşmak ne demek arkadaşlar? Allah elbette böyle ihlaslı bir çabanın karşılığını vermiş. Geldik 23. sayfaya. Hasan el-Benna'nın bir tarikat geçmişi de varmış. Hasan el-Benna hayatında etkili olan bir diğer cemiyet ise, hiç şüphesiz Demenhur'da zikir halkalarına katıldığı Hassafiye tarikatıdır. Demenhur'da zikir halkalarına katıldığı Hassafiye tarikatıdır. Abdülvehhab el-Hassafiye'ye intisap eden el-Benna, kendisinde derin manevi tesirler bırakan bu tarikatta çeşitli görevler üstlenmiştir. Şurası kaydedilmelidir ki, Benna genel itibariyle İbn-i Teymiye ekolü olarak anılan Selefi akım içinde yer almakla birlikte tasavvuf konusunda müsbet düşüncelere sahiptir. Kendisi tasavvufu şöyle tanımlar: tasavvuf dünyanın geçici nimetlerinden uzaklaşmayı, dünyadan mümkün olduğunca az yararlanmayı öngören bir eğitim ve yaşayış ilmidir. Çok yararlı olduğu da şüphesizdir. Ancak zamanla bazı aşırılıklar gözlenmiş, tasavvuf hareketi eğitim ve yaşayış ilminin sınırları içerisinde kalmayıp başkalaşmıştır. Bu durum dine kendisinden olmayan şeylerin katılıp karıştırılmasıdır. Tasavvuf olmasaydı İslam, burası önemli, tasavvuf olmasaydı İslam, Afrika ve Asya'da bu denli yayılma imkanı bulamazdı. Maalesef sonradan uydurulan şeyler tasavvufun yararını gölgelemiştir, diyor Hasan el-Benna merhum. Evet, geldik 27. sayfaya. 26'dan alalım. 1928 Mart'ında Hasan el-Benna'nın derslerinden ve kahvelerde yaptığı çalışmalardan etkilenen 6 kişilik bir grup onu evinde ziyaret eder. Kendisine şu sözleri sarf ederler: İslam'ın şanına ulaşmanın ve Müslümanların hayrına hizmet etmenin pratik yolunu bilmiyoruz. Bu aşağılanma ve esaret hayatından bıktık.
Bakın Arapların ve Müslümanların ne bir mevkiye ne de haysiyete sahip olmadıklarını görüyoruz. Onlara yabancılara ait para için çalışırlar. Onlar yabancılara ait para için çalışırlar. Canımızla haysiyetimizin ve çocuklarımızın rızkından ayırdığımız birkaç kuruştan başka sunacağımız bir şey yok. Sizin idrak ettiğiniz hareket yolunu biz anlayamıyoruz. Ya da vatana, dine ve ahaliye sizin bildiğiniz gibi hizmet etmenin yolunu bilemiyoruz. Şimdi tüm arzumuz Allah tarafından sorumluluktan kurtarılmak ve onun önünde bizden ve yapmamız gereken şeylerden sorumlu olmanız için sahip olduğumuz her şeyi size takdim etmektir, diye güzel bir konuşma yapmışlar. Topluluğun kuruluşunda öncü olan, yani burası İhvan-ı Müslümin'i kuran çekirdek kadro. 6 kişi, Hasan el-Benna ile 7 kişi oluyor. Topluluğun kuruluşunda öncü olan Hafız Abdülhamid, marangoz. Ahmet el-Hasri, berber. Fuat İbrahim, ütücü. Abdurrahim Hasbullah, şoför. İsmail Azze, bahçıvan. Zeki el-Maghribi, lastikçi. Müslüman kardeşler teşkilatının çekirdeğini oluşturmaktadır. Müslüman kardeşler bütün dünyaya yayılmış bir teşkilat. Ama çekirdeği ne kadar mütevazi. Allah demek ki onların ihlasına lütfetmiş. 37. sayfaya geldik arkadaşlar. Burada ilginç bir tespit var. Seyyid Kutub'un hareketteki anlamı üzerine. Seyyid Kutub'un önderliğinde hapishane yıllarında ortaya çıkan radikal eğilimli fikirler yayılmaya başlamış. Bu fikirler Müslüman kardeşler içinde gittikçe artan bir tesire sahip olmuştur. Mısır'ı cahiliye toplumu olarak niteleyen Kutub sonrası, İslami hareketlerin fikir ve üsluplarında ciddi bir radikalleşme görülmektedir. Benna'nın koymuş olduğu ilkeler doğrultusunda hareket edenlerle Kutub'un savunduğu fikirlere yakınlık duyan iki grup ortaya çıkmıştır. Bu iki grubun ayrışma noktası temelde gelenekçilerin sistemin tekrar ıslah edilebileceğini savunmalarına karşın Kutub'un ise toplumu cahiliye ve İslami şeklinde sınırları net bir şekilde ikiye ayırması ve sistemin düzeltilmesinin asla mümkün olmadığını düşünmesine dayanır, diyor, devam ediyor. Yani Seyyid Kutub aslında İhvan hareketi içinde radikal kanadı temsil ediyormuş. Hasan el-Benna'nın metinlerine kıyasla onun metinleri daha radikalmiş. Şurası da ilginç, yerde bir yerde söylüyor onu. Yani diyor, Türkiye'ye diyor Hasan el-Benna'nın metinlerinden çok Seyyid Kutub'un metinleri geldi. Yani onlar daha çok yayıldılar. Bu da ihvanın radikal tanınmasına sebep oldu diyor daha çok. 77. sayfaya geldik. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. Mısır'daki yaşanan süreç bize göstermiştir ki devrim sonrası dönüşüm, devrimi gerçekleştiren aktörlerin çok fazla özverili ve fedakar olmalarını gerektirir. Tarih sahnesinde gerçekleşen devrimlere baktığımızda, devrimlerden sonra eski rejim yanlıları başta olmak üzere siyasi dönüşüm için direnç gösteren, eski rejimde ayrıcalıklı konumda bulunanlar, ayrıcalıklı konumlarını kaybeden bürokratlar, asker, polis gibi İç siyaset odaklarının olması muhtemeldir. Bu durum Mısır'da da değişmemiş, asker ve polis başta olmak üzere aşırı milliyetçiler ve yargı, demokrasi önündeki siyasal dönüşümü sabote etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstermişlerdir. Bakınız arkadaşlar, şu son cümleyi bir daha okuyayım. Biz bunları Türkiye'de yaşadık, herkes bunları temize çıkarmaya çalışıyor, yargıyı falan filan, ama bak ne diyor. Bu durum Mısır'da da değişmemiş, asker ve polis başta olmak üzere aşırı milliyetçiler ve yargı, demokrasi önündeki siyasal dönüşümü sabote etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstermişlerdir. Zaten kitabın ilerleyen kısımlarında da görüyorsunuz. Yani neler, ne entrikalar, ne dolaplar dönmüş yani. Geldik 92. sayfaya. Ya da 92'dekini okumayalım, 93'e geçelim. Kahire'deki Alman Friedrich Naumann Vakfı'nın yöneticisi Ronald Menardus,
liberal ve sol partilerin aralarının açık olduğunu kaydediyor. Ve diyor ki, bu partilerin yeteneksizliğinin nedeni bencillikle alakalı. Yöneticileri çok bencil ve kendilerini ulusun kurtarıcısı olarak görüyorlar ve uzlaşmayı ve kenara çekilmeyi bilmiyorlar. Bu partilerin yeteneksizliğinin nedeni bencillikle alakalı. Yöneticileri çok bencil ve kendilerini ulusun kurtarıcısı olarak görüyorlar. Uzlaşmayı ve kenara çekilmeyi bilmiyorlar diyor. Liberal ve sol partilerin sorunu olarak söylüyor bunu. Devam ediyoruz. Geldik 112. sayfaya. Burada şeyi söylüyor. Hristiyanların İhvan-ı Müslümin'in idaresinden memnun olmadığını söylüyor. Onlar statükoyu desteklemişler. Şöyle bir yerden okuyayım. Seçimde ortaya çıkan diğer bir gerçek ise Şefik ve eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'ya oy veren statüko yanlısı toplumun oranının hala 8 milyon gibi yüksek bir yerde olmasıydı. Yani eski sistemi destekleyen hala 8 milyon kişi varmış. Aslında bu kesim ciddi bir şekilde eski rejim taraftarı iş adamları ve bürokrasisinden destek almaktaydılar diyor. Ayrıca Hristiyanlar da İslami gruplara karşı statikonun devamından yanaydı. Hamdin Sabahi ise Müslüman kardeşler ve statikoya karşı çıkan söylemleriyle azımsanmayacak ciddi bir kitleyi etrafında toplamayı başardı. Geldik 127. sayfaya. Bu da ilginç. Muhammed Mursi'nin devlet başkanı olarak seçilmesiyle eş zamanlı olarak yüksek yargının meclisi feshetmesi ve geçiş dönemi için yetkiyi askere vermesi, rejimin geçiş döneminde etkin olmaya çalışmasının en önemli hamlesi olmuştur. Böylece %70'ini İslamcı partilerin oluşturduğu devrim meclisi sadece 3 ay görevde kalabilmiştir. Entrikaya bak. Nasıl zorlaştırıyorlar? Yani öyle devrim hemen olmuyor. Geldik 140. sayfaya. Siyasi muhalefetin hükümette görev almaları noktasında farklı bakanlıklar teklif edilmesine rağmen bunu reddetmeleri, yani hükümet diyor ki muhalefete size görev verelim, bakanlık verelim falan. Reddediyorlar. Bunu reddetmeleri son derece düşündürücüdür. Muhalefetin birkaç istisna hariç Muhammed Mursi'nin ve Başbakan Hişam Kandil'in çağrılarına sanki aralarında ittifak etmişçesine olumsuz cevap vermesi ve ardından basın ve medya yoluyla Mursi hükümetini ihvancı hükümet olarak nitelendirmeleri anlaşılması güç bir durumdur. Ama ileride söylüyor zaten yazarda. Yani diyor bunlar karar vermişlerdi onları yemeye. O yüzden diyor görev almadılar hükümette. Yalnız bıraktılar diyor rahat yiyebilmek için. Geldik 161. sayfaya. Devrim sonrasında yönetimi devralan askeri konsey, yaşanılan ekonomik sıkıntıları giderebilmek için kayda değer bir adım atmamış, siyasi istikrarsızlığı ve iç çalkantıları bahane ederek hazırdan yemeği tercih etmiştir. Belki de Müslüman kardeşlerin iktidara gelmesi ihtimaline karşılık ekonomiyi manipüle etmiş, mübarek döneminden kalan dolar rezervi askeri konsey zamanında %44 azalmıştır. Bir geçiş dönemi oluyor, orada askerler görevli oluyor. Bakın ne olmuş? Mübarek döneminden kalan dolar rezervi askeri konsey zamanında %44 azalmıştır. Mursi başa geçtiğinde para yok yani piyasada. Paralar uçmuş. Geldik 169. sayfaya. Burası da ilginç. Muhammed Mursi özel sektörün serbest bırakılmasını sağlayarak devletin küçülmesini istemiş. Böylelikle bürokratik vesayetin menfaatlerine ciddi darbe vurarak vesayet sisteminin direncini kırmayı hedeflemiştir. Mısır'ın ekonomide asıl sorunu
elitlerin girişim özgürlüğünü yok etmesidir. Mısır'ın ekonomide asıl sorunu elitlerin girişim özgürlüğünü yok etmesidir. Bu Türkiye'de de böyledir arkadaşlar. Yani TÜSİAD'lar falan filan bunlar çok şeyi engellemişlerdir. Şöyle ki Mısır'da bir fırın açmak için devletten 10 yıldır izin bekleyenler vardı. Mübarek yönetimine yakın olmayanlara işletme açma izni verilmiyordu. Böylece pek çok insan devlet yardımlarıyla ya da Müslüman kardeşlerin dayanışmasıyla yaşamak zorunda kalıyordu. Çünkü bütün amaç ülkede elitlerin dışındakileri zenginleştirmemekti. Geldik 172. sayfaya. Burası da ilginç. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan'ın sitemle ifade ettiği gibi, Türkiye ve Katar'dan başka hiçbir ülke Mursi iktidarı boyunca herhangi bir ekonomik yardım sunmadı. Yani resmen adamı böyle ayağını kaydırmak için her şey yapılmış ya. Sayfa. Yaşanan sürece dikkatli bir şekilde bakıldığında iç ve dış sermayenin darbeyi desteklediği gözlemlenmektedir. Mısır borsasının darbenin ardından yukarı yönlü artış gözlemlenmesi, sermayenin darbeyi desteklediği hatta hazırlıklı olduğu yorumlarına neden oldu diyor. Darbenin gerçekleşmesinin ardından Mısır borsası %7.56 ile ciddi bir yükseliş sergiledi. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Başkanı Arif Ünver, normal şartlar altında bir ülkede olağan dışı yönetim değişikliklerinin ilgili ülkenin finansal dünyası üzerinde kötü sonuçların ortaya çıkması neden olacağına işaret etti, demiştir. İlginç. Yani işte operasyon. Geliyoruz 189. sayfaya. İslamcılığın bu yükselişi laik liberal kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Laik liberal solcu partiler, İslamcılığın güçlü örgütlülüğü karşısında aynı şekilde örgütlenememiş, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle de bir ittifak kurmakta başarısız olmuşlardır. Zaman içinde bu kesim Muhammed Mursi karşıtlığı ekseninde birleşmeye başlamıştır. Mursi'nin 21 Kasım tarihli anayasal düzenlemelerinden sonra alınan kararlara tepki olarak, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Cephetül İnkaz el Vatani adı altında birleşmişlerdir. Geldik 191. sayfaya. Burası da ilginç. Mesela Erdoğan'ın Türkiye'de yapmadığı hata, Muhammed Mursi rahmetli belki bu hatayı yapmış, Erdoğan daha sertti. Diyor ki Muhammed Mursi'nin bir yıl gibi kısa bir sürede hem de kendi atadığı üst düzey askeri komuta heyeti tarafından devrilmesinin sebepleri ve anlamı üzerine 3 tez tespit etmek mümkün. Bu tezlerden ilki Mursi'nin iktidarını konsolide edemediği için devrildiğine ilişkindir. Mursi'nin büyük hatası ordunun otonomisini korumasına müsaade ederek uzlaşma siyaseti yürütmesinden kaynaklanmıştır. İktidarının ilk başlarında ciddi bir halk desteğine ve meşruiyete sahip olan Mursi, bu meşruiyet desteğiyle devrimin ilk günlerinde itibarı düşük olan orduyu sıkı bir kontrole alması gerekliydi. Fakat Mursi bu yönde hareket etmeyerek ordunun zaman içinde itibarını toparlamasına fırsat verdi. Mursi'ye karşı gösterilerin başlamasının ardından uzlaşma için yanına aldığı eski rejim dönemi siyasi figürlerinin ve bakanların istifa edip kendisini yalnız bırakması
bunun açık bir göstergesidir. Geldik 208. sayfa. Burası da ilginç. Bu liberal seküler milletine güven olmayacağına dair 208. sayfa. Ancak olayın bundan ibaret olmadığını süreç bize daha net bir şekilde göstermiştir. Bu da tüm uzlaşma önerilerini reddeden bir tutum içinde olan liberal seküler muhalefetin sandık yolu ile asla iktidara gelemeyeceklerinin farkında olmalarıdır. Bu fark ediş onları 25 Ocak devrimi sonrasında girdikleri hiçbir seçimde başarı elde edememiş olmalarından dolayı Mursi'yi sokak ve şiddet siyasetiyle devirme yolunda denemeye itmiştir. Bunun için Fulul olarak isimlendirilen mübarek yanlısı gruplarla koalisyon yapmaktan çekinmemişler ve darbe sürecine hizmet etmişlerdir. İşte liberaller bu kadar adam yani. Türkiye'de de bunlar böyledir. Bunlara çok itibar edilmez. Şeyin başında, AK Parti iktidarının başında mesela İslamcılarla çok şeylerdi, iyilerdi. Ama baktılar ki yani İslamcılar kendi yolunu çiziyorlar. Şimdi bak nasıl aleyhe geçtiler. Nasıl yedi kocalı Hürmüz hükümetinin taraftarı oldular. Evet arkadaşlar, son alıntımız. Burası da önemli bence. Yine liberallere ait bir tespit, onlara dair bir tespit. Yapılan hiçbir seçimde başarılı olamayan liberal seküler muhalefetin iktidara ulaşamayacağını anlayarak orduyla birlikte hareket etmesi, demokrasi söylemlerinde ne kadar ikiyüzlü olduklarını ve demokrasi ile hiçbir alakalarının olmadığını göstermektedir, diyor yazar Cemal Kazak Hoca. Evet arkadaşlar, kitabımız bitti, artık kaynakça bölümü kaldı geride. Alıntılarımızın hepsini okumuş olduk. Bir daha kapağını göstermek istiyorum şöyle göz aşinalığı olsun diye. Yazarı Cemal Kazak, Devrimden Darbeye kitabın ismi, alt başlıkta Müslüman Kardeşlerin İktidar Tecrübesi, Pınar Yayınları'ndan çıkmış. Dediğim gibi çok çok derin analizler yok. Ama ya bu Mısır'da ne oldu, ne bitti? İhvan-ı Müslümin kim? Bu hareket nereden ortaya çıktı? Nasıl gelişti? İktidarı nasıl aldılar? Bunu anlamak için okunacak bir eser. Yani başlangıç eseri belki böyle bu mevzuya girmek için. Daha derin analizli kitaplar da vardır mutlaka. Hafif bir kitap, çok rahat okunuyor. O konuda iyi bir kitap yani. Tavsiye ederim. Tahsiye mizampajı da güzel, temiz. Güzel bir kitap yani. Tavsiye edilir. Pekala arkadaşlar, bir kitabın daha sonuna geldik. Fosforlu Kalem'de başka bir kitapta yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.